Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Doruk Kaya, mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyim. Tercih dönemi tanıtım günlerimizde gelenekselleşen kampüste buluşma etkinliğimizi bu yıl online olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünkü buluşma serimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz bu akşam hep beraber. Bugünkü konuğumuz Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü Özyeğin'le buluşmak üzere rektörümüz Profesör Doktor Esra Gençlik'le beraberiz. Esra Hocam nasılsınız? Çok iyiyim. Sizlerle olmak çok mutlu edici gerçekten. Karşılıklı çok yoğun bir tercih tanıtım gününün sonunda tekrar beraber olduk seninle. Gerçekten çok güzel ve dolu dolu geçen bir tercih döneminin içindeyiz. Evet, evet. Bizleri de adayların, ailelerin ilgisi çok memnun ediyor. Ben de bu akşam bizi yalnız bırakmayan, bu sohbetimize eşlik eden herkese ilgileri için çok çok teşekkür ediyorum. Doruk'un da bahsettiği gibi bu seriyi biz dün başlattık. Benim genel olarak Özyeğin Üniversitesi hakkındaki bilgilerim, Özyeğin'in farkı nedir, 10 senede elde ettiğimiz başarıların arkasındaki sır nedir diye keyifli bir sohbetimiz oldu. Bugün kampüse gelen bir aile dünkü sunuma katılmış ve de kimle konuştuksak rehber öğretmenlerden arkadaş çevremize, iş dünyasındaki tanıdıklarımızdan herkes bir Özyeğin'den bahsediyor. Özyeğin efsanesi olmuş hocam dediler. Bu tabii çok çok güzel bir ifade. Kendilerinden de izin aldım bu akşam kullanmak için. Ne kadar mutlu ki bize bu efsanenin mimarı olan Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Hüsnü Özyeğin'le bu akşam beraberiz. Tabii Hüsnü Bey bizler için hem Hüsnü hocamız hem de öğrencilerimizin Hüsnü babası ve her tercih tanıtım gününde özellikle de hafta sonları bizlere hep eşlik ederek adaylarla bir araya gelip çok çok değerli nasihatlerini onlarla paylaşıyor. Bu sene de şartlara rağmen öyle keyifli bir sohbeti tekrar yapalım istedik. Çok teşekkürler Hüsnü Bey. Bizi yine yalnız bırakmayıp bize eşlik ettiğiniz için bu akşamda. Moderatörümüz Doruk, mimarlık öğrencisi, 4. sınıf öğrencimiz belirttiği gibi. Ben sizleri baş başa bırakıyor olacağım. Çok keyifli bir sohbet diliyorum tüm katılımcılara. Çok teşekkürler hocam iyi dilekleriniz için. Ben zaman kaybetmeden Hüsnü Bey'e adaylarımızdan gelen soruları sormak istiyorum. İlk sorumuz, Özyeğin Üniversitesi'ni nasıl bir hayalle kurdunuz? Ben öncelikle hocama ve Dora merhaba diyorum. Ve tabii ki herkesi göremiyorum ama bütün tanıtım faaliyetlerine katılan öğrencilerimi de bu vesileyle selamlıyorum. Onların katkıları çok önemli tanıtım döneminde. Ben öncelikle hocamın bahsettiği efsanenin benim tarafımdan değil fakat Esra hocamın, hocalarımızın ve öğrencilerimizin bu efsaneye büyük katkıda bulundukları inanıyorum. Yani bir üniversiteyi üniversite yapan hocalar, öğrencileri ve tabii ki kampüsü olduğuna inanıyorum. Çok teşekkürler. Bir diğer sorumuz ise geride bıraktığımız 10 yıl içinde bu hayallerinizden hangileri gerçekleşti acaba? Yani Özyeğin Üniversitesi'ni nasıl bir hayalle kurdunuz ve bu 10 yıllık sürecimizde bu hayallerinizin ne kadarı gerçekleşti? Ben Özyeğin Üniversitesi'ni kurarken benim hayalim Amerika'da benim okuduğum iki üniversite, Oregon State ve Harvard'daki gibi bir kampüsün olması ve bu kampüsün hocalarla öğrencilerin birbirleriyle yaşadığı, tecrübeler edindiği bir mekan olması ve bu kampüsün öğrencilere her türlü fırsatları sunması, sadece akademik fırsatlar değil, aynı zamanda her türlü akademik dışı faaliyetlerde de bu kampüsün elverişli olması. Bir kere bu kampüsü yarattık. Yani bu sene en son Özyeğin İnovasyon Merkezi'ni inşaatını bitirdik geçen sene.
Bu sene de bana göre Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel mimarlık ve tasarım fakültesi binasını yaptık. Bence diğer fakültedeki öğrenciler bu fakülte binasını haklı olarak kıskanacaklar. Çünkü en son bina, en güzel bina oldu. Türkiye'de böyle bir mimarlık binası yok. Hatta ben Amerika'da Pratt gibi, New York'ta Harvard gibi mimarlık fakültelerini gezdim. Emin olun bunun yanında esamesi okunmaz onların mimarlık binalarının. Tabii bizim kampüsümüzü Amerikalı mimarlar yaptılar. Daha önce çok önemli üniversitelerin kampüslerini, binalarını dizayn eden mimarlar yaptılar. Birinci günden itibaren konseptini ve her türlü planlamasını yaptık ve seneler itibariyle bu inşaatları tamamladık. Bir kere bunun için çok mutluyum. Çünkü Özyurt Üniversitesi hakikaten Türkiye'deki en iyi kampüs oldu. Kim ne derse desin. Bir de tabii hayalim de benim sadece iyi bir kampüs yapmak yoktu. Aynı zamanda çok iyi bir hoca kadrosu kurmak vardı. Çünkü bir üniversitenin en önemli altyapısı hocaları. Ve hocaları gerek yurt dışından, gerek yurt içinden çok iyi hocalar seçtik. Ve sürekli de bu hocaları takviye ettik. Örnek olarak işletme, mühendislik fakültelerini Amerika'da sadece okumuş değil, aynı zamanda da ders vermiş hocalardan seçtik. Mesela mimarlık fakültesi bizim daha sonra kurduğumuz fakülteydi. Orayı şimdi sürekli olarak İtalya'dan hocalarla takviye ediyoruz. Bu tabii uluslararası hocaların çok faydası oluyor. Çünkü mesela bizim İtalya'dan aldığımız hocalar şimdi öğrencilerimizi, mimarlık öğrencilerimizi İtalya'da master yapmaları için aracı oluyorlar. Bize uluslararası ilişkilerin de beraberinde getiriyorlar. Ya bir yerde Özyurt Üniversitesi'ni sadece Türkiye'ye değil, dünyaya insan yetiştirmek, sadece Türkiye'de değil, dünyada başarılı olabilecek mezunlar yetiştirmek benim en önemli hayallerimdi. Tabii 10 yıl içinde geldiğimiz yer, ben bunu planlamamıştım. Yani 10 yıl içinde, bizden daha evvel, 15-20 yıl önce kurulan vakıf üniversitelerini geride bırakarak öğrenciler tarafından en memnun oldukları üniversite seçilmiş olmamız ya benim için hakikaten çok büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda da Kalibre diye bir araştırma kuruluşu var biliyorsunuz. Bu kuruluş da Türkiye'de üniversite mezunlarının mezun olduktan sonra nasıl bir süre içinde iş bulduklarını araştırıyor. Özyeğin Üniversitesi mezunları en kısa sürede mezun olduktan sonra iş bulan mezunlar. Bu da benim için çok önemli. Öğrenciler, veliler için de çok önemli. Ya dolayısıyla öğrencilerin de bir an evvel kendi paralarını kazanmaları önemli. Çünkü ekmek elden, su gölden tabiri var biliyorsunuz. Anneleri babalarına yük olmadan kendi ayakları üzerinde maddi olarak da durmaları çok önemli. Anne babaların bu kadar yıl yaptıkları fedakarlıklardan sonra. Bunun da tabii bizim hocalarımızın, öğrencilerimizin de çok büyük katkısı var. Çünkü Özyeğin Üniversitesi'nden mezun olan bir öğrencinin özgeçmişini incelediğiniz zaman zaten mezun olmadan önce 3-4 işte çalışmış oluyor. Biz buna çok önemli destekler sağlamaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde tanışmaları, çalışmaları, ileride mezun olduktan sonra ne yapmak istediklerini de daha güzel tanımlıyor. Ve bir yerde o bizim her yıl hazırladığımız bir kitapçık var.
bu kitapçıkta öğrencilerimizin mezun olmadan önce çalıştığı işler sıralanıyor. Tabii ki üniversite hayatı esnasında 3-4 yılda, 3-4 işte çalışmış bir öğrencinin mezun olduktan sonra iş aramaya çıktığı zaman ona göre bir özgüvenle mülakatlara katılıyor bu öğrenciler ve de ona göre iş buluyorlar açıkçası. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Yani bizler de gerçekten bizler için özellikle tasarlanmış bir kampüste okuduğumuz için, bu denli fiziksel imkanlara sahip bir kampüste okuduğumuz için çok çok şanslıyız. Bizlere bu imkanları yarattığınız için yeniden çok teşekkür ediyoruz. Harvard'daki anılarınızdan biraz önce bahsettiniz. Onunla ilgili bir sorumuz var, onu sormak istiyorum sizlere. Harvard'da genel olarak baktığınızda Özyeğin Üniversitesi'ne olması istediğiniz bir özelliği var mı? Veya Özyeğin'de olup Harvard'da olmadığını gözlemlediğimiz bizim bir farklılığımız, özelliğimiz var mıdır? Bu Harvard'da yok ama Özyeğin'de var dediğiniz bir şey var mıdır? Şimdi tabii Harvard Üniversitesi 400 yıl önce kurulmuş bir üniversite. Ben 12 yılda Özyeğin Üniversitesi'ni Harvard'la mukayese etmem, affedersiniz, biraz ukalalık da olabilir. Ama tabii Harvard'da bilhassa dekan danışma kurulu üyesi olarak orada gittiğim toplantılarda yüksek öğretimin dünya standartlarında en başarılı bir şekilde yapılan bu üniversitede ki temaslarımla o Özyeğin Üniversitesi'ne taşıdığım çok şeyler olmuştur. Harvard'da olan, Özyeğin'de olmayan, bana göre bir şey yok. Yani bir şey yok dediğim zaman tabii ki Harvard'ın çok tanınmış profesörleri var. Hoca kadrosu çok önemli. Öğrencileri bütün dünyadan en başarılı lise mezunlarının gittiği bir üniversite. Tabii Harvard'da müthiş bir tıp fakültesi var. Bunların hepsi tabii Harvard mezunlarının bağışlarıyla yapılmış işler. İnşallah Özyeğin Üniversitesi'nde bir gün mezunları tarafından parasal destekleriyle başarılı mezunlarının çok farklı şeyler yapılabilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Bundan sonra benim Özyeğin Üniversitesi daha da üst sıralarda kalmasını sağlayacak en önemli şeyin hoca kadrosunu sürekli takviye etmek ve öğrencilere daha fazla burslar sağlamak. Aynı şu anda yaptığımız gibi ama daha da fazla yapmak bunu. Fırsat eşitliği bursları gibi, spor bursları gibi. Ya Türkiye'de çok yenilikçi burs imkanları sağlamak bence Özyeğin Üniversitesi'nin kalitesini daha çok arttıracak. Bir de tabii uluslararası öğrencilere de kapılarımızı daha fazla açmamız lazım. Bunu son 2 senedir yapıyoruz. Uluslararası öğrencilere de burs sağlıyoruz ve aynı zamanda da onları bulundukları ülkelerin iyi liselerinden seçmeye çalışıyoruz ki bizim Türk öğrencilerimizle aynı kulvarda koşsunlar. Hatta birbirlerini challenge etsinler. Çünkü bir üniversitenin uluslararası olması için hem hocalarının hem de öğrencilerinin uluslararası olması lazım. En azından bu bizi sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da tercih edilen bir üniversite haline getireceğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz sizlerin bu içten ve oldukça açıklayıcı cevabı için. Sizlere şimdi şöyle bir sorumuz var. Siz eğer şimdi Özyeğin Üniversitesi öğrencisi olsaydınız, ne okumak isterdiniz ve üniversitemizin sunduğu hangi fırsatlardan yararlanırdınız? Nasıl bir öğrenci olurdunuz? Ve bir başka deyişle, Özyeğin öğrenciliği genelinde sizi en çok imrendiren özellikler nelerdir? Şimdi ben Özyeğin Üniversitesi öğrencisi olsaydım, bir kere
üniversiteyi dolu dolu yaşamak isterdim. Çünkü üniversitede öğrencilerin geçirdiği 4-5 yıl onları en güzel 4-5 yılı. Yani bunu öğrencilerin çok iyi değerlendirmesi lazım. Ve bu yıllarını bütün öğrencilerin arayacağına inanıyorum. Şimdi bu arada Harvard'da olmayan Özyeğim'de olan faaliyetleri de hatırlamaya başladım. Özyeğim'de çok güzel dans dersleri var, pilates dersleri var, spinning dersleri var. Bizim çok güzel bir fitness center'ımız var. Bunları ben Harvard'da vardır ama ben görmedim. Ya benim vaktim olmadı bunları takip etmeye. Yani Özyeğin Üniversitesi'nde bir öğrencinin arayacağı her şey var. Mühim olan öğrencinin akademik faaliyetleri dışında kulüplerde de zamanını değerlendirmesi. Bir de tabii Özyeğin Üniversitesi aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. Benim Harvard'a katıldığım yıllarda bu konuda faaliyet görmedim. Hüsnü Özyeğin Vakfı'nın kırsal kalkınma projelerine isteyen öğrenciler Tatvan'ın Kabar Havzası'na gidip köylerde birkaç gün yaşıyorlar. Çünkü benim inancım Türkiye'nin doğusunu görmeyen bir mezun iş hayatına hazır olamaz mezun olduğu zaman. Çünkü Türkiye'nin batısıyla doğusu arasında çok fark var. Ve hepimizin Türkiye'nin doğusunun gelişmesi için elimizde ne geliyorsa bunu yapmamız lazım. Çünkü insanların batıda daha mutlu olabilmeleri için Türkiye'nin doğusunun da daha mutlu olması lazım. Ben buna çok inanıyorum. Evet, kesinlikle çok haklısınız. Umarım yeni gelecek arkadaşlarımız da ilk başta sözünüzle bahsettiğiniz Özyeğin'in sunduğu imkanlardan olabildiğince faydalanabilirler. Biraz önceki sorumuza yeniden dönmek istiyorum çünkü anladığım kadarıyla o aday öğrencilerimiz tarafından hayli merak ediliyor. Siz eğer şimdi bir Özyeğin Üniversitesi öğrencisi olsaydınız hangi fakülteleri, hangi bölümleri deneyimlemek isterdiniz? Ben herhalde tekrar mühendis olurdum. Ama belki bugünün koşullarında herhalde bilgisayar mühendisi olmak isterdim. Çünkü bugün kariyer bakımından bilgisayar mühendisliği mühendislik fakülteleri içinde en mezunlarına fırsat sunan bir fakülte olduğuna inanıyorum. Tabii endüstri mühendisliği de önemli, elektrik mühendisliği de önemli. Bir yerde bir de şu var tabii, birçok öğrenci ben ne okuyayım diye böyle stres içine giriyor. Ben mühendislik okudum, bankacı oldum. Yani bir yerde iyi bir eğitim aldıktan sonra ben inanıyorum ki birçok meslekte öğrenciler başarılı olurlar. Bunun da birçok örnekleri var. İyi bir yönetici çok farklı endüstrilerde başarılı olabiliyor. Tabii mühendislik fakültesinde mezun olup pilot olamazsınız ama yani veya çok iyi bir aşçı olamazsınız. Ama sonradan da bunları okumak mümkün. Bir de Özyeğin Üniversitesi'nin çok önemli özelliği, Türkiye'de sadece klasik fakülteler açmak değil, aynı zamanda pilot eğitimi ve havacılık eğitimini Türkiye'ye getirdi diyorum. İlk yapan biziz. Ve Türkiye'nin bu kadar, yani önemli olan üniversiteden çıkan öğrencilerin iş bulabilmeleri olduğu için Türkiye'de büyük bir pilot açığı oluştu son 10 yılda. Çünkü havacılık sektörü her yıl %10-11 büyüdü. Gerek turizmde, gerek Türkiye'de yapılan havalimanları sayesinde. Şimdi bunu ilk biz gördük. Yani bu da, çünkü bazı üniversiteler Türkiye'de yapılıyor ve 25 sene önce kurulan kampüse yeniden çivi çakılmıyor. Yani yeni bir bina yapılmıyor, yeni bir fakülte açılmıyor. Ya biz bu konuda daha girişimciyiz ve Türkiye'deki mesela hem pilot eğitimi hem de ahçılık eğitimi, yani Türkiye'de en hızlı gelişen sektörler ulaşımın
yanında yiyecek ve içecek sektörü. Ve bizim Cordon Bleu ile, evet çok enteresan bir resim çıktı. Bu bizim bir kız pilot mezunumuz. Benim uçağımda beraber gidiyoruz. Çünkü benim uçağımla nereye gidersem, bilhassa yurt dışında, yanımda mutlaka bir pilot eğitimi alan öğrenciyi yanımda götürüyorum. Onlar da benim iki kaptanımın hemen arkasında eğitim görüyorlar. Tabii öğrencilerimize benim uçağı kullandırmıyorum açıkçası. Çünkü onların eğitimi tamamlanmamış oluyor. Ama bunu da bir fırsat olarak görüyorum. Yani bir yerde öğrencilerim böyle ne bileyim çocuklarım gibi her türlü fırsatla onları yararlandırmak istiyorum. Ahçılık da çok önemli dedim. Bizim Cordon Bleu ve gastronomi bölümünden mezun olan öğrencilerimiz dünyanın her yerinde çalışıyorlar bugün. Yani Dubai'de, Hong Kong'da, Amsterdam'da, Michelin restoranlarında. Bununla da gurur duyuyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Gerçekten bizlere böyle imkanlar, böyle fırsatlar sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Bundan sonraki süreçte üniversitemize dair gerçekleşmesini hayal ettiğiniz projeler, hedefler var mıdır? Özyeğin Üniversitesi'nin daha araştırma üniversitesi olma yolunda mesafe kat etmesini arzu ediyorum. Dolayısıyla hocalarımızın sayısal ve kalite olarak daha da arttırmak, dediğim gibi daha önce öğrencilerimize daha fazla burs sağlayarak öğrenci kalitesini daha da yükseltmek ana hedeflerimden biri olacak. Çok teşekkürler. Bir yandan da katılımcı arkadaşlarımızdan gelen sorular var. Onlardan da sorular alıyoruz. İzninizle onları sormaya başlamak istiyorum. Öğrencilerinizin eğitimleri süresince kariyer gelişimlerine yönelik neler yapıyorsunuz? Hüsnü Bey'in de çok iyi bildiği gibi bizim çok gurur duyduğumuz bir farklı özelliğimiz öğrencilerin mesleki gelişimi. Nitekim bu sene YÖK'ün vakıf üniversiteleri raporunda öğrencilerin kariyer gelişimi için en fazla faaliyet yapan üniversite seçildik. Bunu siz de galiba henüz duymamıştınız Hüsnü Bey. Dün dikkatimize geldi. Aynı şekilde bu öğrenci memnuniyetinde de öğrencilerin kişisel gelişimine ve mesleki gelişimine destek veren üniversite olarak o memnuniyet boyutunda da rakipsiz olarak 4. senemizi tamamlıyoruz. Bizim Özyeğin Üniversitesi olarak inandığımız Hüsnü Bey'in de bahsettiği gibi hepinizin de bildiği gibi çok donanımlı dünyanın farklı yerlerinden mezun olmuş oralarda deneyim kazanmış bir akademik kadromuz var. O yüzden dünya standartlarında bir eğitim veriyoruz dediğimizde bunun zaten rüştünü ispat etmiş bir özelliğimiz. Fakat bunu biz yeterli görmüyoruz ve belki de diğer üniversitelerden en büyük farkımız da bu. Çünkü Türkiye'de üniversiteye başlayan gençlerin genelde bir iş deneyimi yok, genelde bir öz geleceklerini planlama gibi maalesef zamanları olmadığı için üniversiteye bu konularda ve bu yetkinliklerde eksik olarak geliyorlar. Bir üniversitede daha fazla akademik donanım alıp ve onunla mezun olduklarında maalesef iş hayatlarında veya akademik kariyerlerinin ilk birkaç senesi bu yetkinlikleri kazanmaları lazım. O da çok yokuş yukarı bir yol oluyor. O yüzden biz diyoruz ki Özyeğin Üniversitesi olarak bu dünya standartlarında akademik eğitimi verirken eş zamanlı olarak da öğrencinin kendini kişisel, mesleki olarak geliştirmesi için farklı fırsatlar sunalım. Bunun 3 tane ana açılımı var. Çok kısa onları söyleyeyim. Bir tanesi sektörel eğitim programımız. Böylece üniversitemizdeki tüm öğrenciler çok farklı sektörler hakkında bilgi alıyorlar ki 2., 3. ve 4. senelerinde yaptıkları projeleri, stajlarını ilgilendikleri sektörlerde yapıp o konuda da uzmanlaşsınlar. İkinci bir özelliğimiz tüm programlarımızda bizim mesleki staj olması. Onu da 3. senenin sonunda veya 2. senenin yazında yapıyorlar.
Böylece de mesleklerinde donanımlı olarak o mesleği yerinde görmüş olarak mezun oluyorlar. Tabii bir de bu mesleki stajdan önceki seneler hazırlıkta birinci sınıfta, ikinci sınıfta da FİBA grup şirketlerinin desteğiyle ve bu programa katılan diğer şirketlerle beraber bizim kredisiz dediğimiz ama sigortalı ve ücretli çalışma imkanı oluyor. Onun için bir özgeçmiş kitapçığımız var. Öğrencilerimiz bu 4-5 senede ne yaptılar diye baktığınızda hakikaten eğitimlerinin yanı sıra bu ilave yetkinlikleri de kazanmış olarak mezun oluyorlar. Hüsnü Bey'in de atıf yapmış olduğu Kalibre'nin sıralamasında çok hızlı bir şekilde iş hayatına katılıp katma değer yaratabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Esra Hocam bu açıklayıcı cevabınız için. Bir diğer sorumuz Hüsnü Bey'e. Gençlik yıllarınızda bir spor geçmişiniz olduğunuzu, spora bir özel önem verdiğinizi biliyoruz. Özyeğin Üniversitesi'nde spora ve sanata dair neler yapıyoruz acaba? Böyle bir sorumuz var. Şimdi ben tabii gençliğimde hep spor yaptım. Robert Kolej'in basketbol takımında oynadım. Voleybol takımının kaptanıydım. Aynı zamanda da 16, 17, 18 yaşında, yani Amerika'ya gitmeden önce Beşiktaşlı olmama rağmen Fenerbahçe basketbol takımında 3 yıl Yıldızlar ve Gençler'de basketbol oynadım. Yani Fenerbahçe'nin aslında lisanslı sporcusuyum. Tabii Amerika'ya gittiğim zaman benim 1.77 boyla basketbol oynamam mümkün değildi. Onun için bizim Türk futbolunu oynadım Oregon State takımında. O şekilde spor yaptım. Bir de son senemde not ortalamalarım biraz zayıflamıştı. Çünkü 14 bin kişilik Oregon State University'nin talebe birliği başkanıydım. Notlarım zayıflayınca aslında tenis dersi aldım. Tenis dersine de kredi veriyorlardı. Ondan A alınca biraz ortalamam yükseldi. Spora çok önem veriyorum. Onun için de zaten ilk bizim kampüste ilk yaptığımız 2 bina, 3 bina biri mühendislik fakültesi, birisi öğrenci merkezi, diğeri de spor merkezimizdi. Ve spora ilk burs veren üniversite biziz. Birçok branşta, iddialı olduğumuz branşlarda voleybol, basketbol, yüzme, handbol gibi branşlarda burslar veriyoruz. Ve bu burslar %50'ye kadar çıkıyor. Sporun, Atatürk'ün söylediği gibi sağlam kafa sağlam bedende bulunur sözüne ben çok inanıyorum. Ve Özyeğin Üniversitesi kamu üniversiteleri kadar, devlet üniversiteleri kadar sayı olarak çok az daha öğrenci olmasına rağmen Özyeğin Üniversitesi'nde biz geçen sene üniversite spor müsabakalarında en çok madalya alan devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 4.'yüz. Ve Özyeğin Üniversitesi'nde her türlü spor faaliyetini yapma imkanı var. Amerikan futbolu takımımız var. Gittikçe daha başarılı oluyor. 4-5 sene evvel kurmuş olmamıza rağmen. Başarılı olmaları için Amerika'dan koç bile getirdik bir yerde. Yani spora her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi Palandöken'e, Bulgaristan'a, hocalarımızla kışın kayak yapmaya yolluyoruz isteyenleri. Binicilik, yelkencilik gibi akla hemen gelmeyen sporlarda da başarılıyız. Ya bu konuda hakikaten Özyeğin Üniversitesi çok öncü bir üniversite. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten spor merkezimiz oldukça donanımlı, hocalarımız, seçmeli spor derslerimiz var ve onlarla beraber çalışmak, o sporların her birini deneyimleyebilmek bizim için gerçekten çok büyük bir şans. Bir diğer sorumuz sanırım inşaat mühendisliği ile ilgilenen bir adayımızdan geliyor.
Lisans eğitiminizi inşaat mühendisliği alanında yaptığınızı biliyoruz. Türkiye'de inşaat mühendisliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi daha önceki soruya bir döneyim. Sanat faaliyetleri olarak da mümkün olduğu kadar başarılı sanatçıları kampüse davet ediyoruz. Bunların içinde geçen sene Fazıl Say, gurur duyduğumuz dünya sanatçımızı davet ettik. Kendisi benim dostum da olduğu için sağ olsun hiçbir ücret almadan kabul etti. Ve spor merkezinde 2300 sandalye tamamen doldu ve harika bir konser oldu. Bu arada Genco Erkal gibi daha sayamayacağım bir sürü sanatçı da kampüsümüze gelip gösteriler yaptılar. Dolayısıyla sanatla öğrencileri buluşturmamız da bizim açımızdan çok önemli. Pardon, tekrar evet, soruya dönebilir miyiz? Doruk. Tabii ki. İsterseniz hemen yeniden sizler için yeniden sorayım. Lisans eğitiminizi inşaat mühendisliği alanında yaptığınızı biliyoruz. Türkiye'de inşaat mühendisliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Valla şimdi gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da dolaştığınız zaman her yerde inşaat vinçleri görüyorsunuz. Türkiye'de bu nüfus arttıkça insanların ihtiyaçları arttıkça ve de bilhassa bankaların konut kredi imkanları arttıkça konutu olan talebin devam edeceğine inanıyorum. Sadece konuta değil, altyapıya, turizm endüstrisi de inşaatta çok önemli. Yani inşaat mühendisliğinin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman krizlerden inşaat sektörü etkileniyor ama sonra çok kısa bir sürede tekrar toparlanıyor. Bir de tabii inşaat dediğimiz zaman dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada da inşaat konusunda çalışmanın çok fırsatları var. Çünkü dünyada en çok inşaat projesi olan şirketler Türk ve Çin şirketleri. Tesadüfen iki ülkenin de inşaat şirketlerinin 40'ar milyar dolarlık inşaat projeleri şu anda yürüyor. Yani Türk mühendislerinin, hele lisan bilen Türk mühendislerinin yurt dışında da bu şirketlerde çalışma fırsatları var. Çünkü yurt dışında Türk şirketleri her zaman rekabetçi olacaklarına inanıyorum. Bugün Kuveyt Havalimanı, hatta ve hatta Hollanda'da, Amsterdam'da Schiphol Havalimanı, Ajax Futbol Stadyumu, bunların hepsi Türk müteahhitler tarafından inşa ediliyor. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu açıklayıcı cevap için. Eminim öğrencimiz için oldukça verimli olacaktır. Bir diğer sorumuz ise sizlerin Özyeğin Üniversitesi ile bu denli ilgili olmanızın sebebi nedir? Şöyle söyleyeyim. Özyeğin Üniversitesi benim için bir aşk hikayesi. Yani benim ve ailemin ismini sonsuza kadar yaşatacak bir kurum olduğuna inanıyorum. Çünkü Özyeğin Üniversitesi ile binlerce öğrencinin sorumluluklarını hayatlarının önemli bir döneminde üzerime alıyorum. Ve onlara karşı onlara en iyisini sunmak gibi bir sorumluluğum var. Ve bu sorumluluğu da yüreğimde hissediyorum. Onun için ebeveynlerimden sonra en önemli işi benim yaptığıma inanıyorum. Bizler de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkürler gerçekten bizler için bu kadar çok çabaladığınız için. Bir diğer sorumuz. Üniversitenizin mottosu hayatınızın girişimi. Öğrencilerinize girişimcilikle ilgili nasıl bir bakış açısı veriyorsunuz? Valla Özyeğin Üniversitesi girişimcilik konseptini hatta lafını Türkiye'ye getirmiş olan üniversitedir. Çünkü biz 4 yıllık girişimcilik lisans programını YÖK'e zor kabul ettirdik ama kabul ettirdik. Ve bu programı uygulayan ilk ve bugün de çok az sayıda üniversiteden biriyiz. Bütün dünyada bundan sonra istihdamın girişimciler tarafından yaratılacağına inanılıyor. Çünkü büyük şirketler gittikçe
daha az eleman istihdam ediyorlar teknolojinin desteğiyle. Yani şimdi girişimciliğin çok önemli bir örneği bu Tesla otomobillerinin yapımcısı Elon Musk. Bu adam 10 yıl önce, 10 yıl kadar önce Tesla otomobil projesini başlattı. Ve şu anda Tesla otomobil şirketinin borsa değeri yani piyasa değeri General Motors, Chrysler, Ford Motor Company gibi 3 tane 100 yıllık Amerikan şirketlerinin toplam piyasa değerinin üzerinde. Ya bu Elon Musk bunu yaptı. Aynı zamanda da NASA'dan biliyorsunuz bir ay önce bir roket fırlattı. İlk özel sektör uzaya giden roketini de bu adam yaptı. Yani bir girişimcinin yapabildiklerine bakın. Yani hayran olmamak mümkün değil. Onun için girişimciliğe ve girişimcilere çok inanıyorum. Ve onlara her türlü desteği vermemiz gerektiğine inanıyorum. Sonuçta ben de bir girişimciyim. Yani ben de bir girişimci olduğum için ben de şöyle bir bakıyorum. Finans bankı kurduğumdan beri 50 bin üniversite öğrencisini, mezununu işe almışım. Bunun 36-37 bini Türkiye'de, 10 bini Rusya'da, 4-5 bini Romanya'da. Yani bir yerde bir girişimcinin katkısı bakımından önemli olduğuna inandığım rakamlar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz örneklerle ve açıklayıcı cevabınız için. Kapanmadan önce son bir sorumuz var. Gençlere ve tercih yapacak adaylara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Gençlere hayallerinde olan işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Hayallerinde olan mesleği seçmelerini tavsiye ediyorum. Ve de çünkü bir insan ancak ve ancak sevdiği işte başarılı olur. Ben buna çok inanıyorum. Ebeveynleriniz sizi kendi mesleklerine doğru yönlendirebilirler. Yani normalde avukat bir baba oğlunun avukat olmasını ister. Doktor bir baba oğlunun doktor olmasını ister. Benim rahmetli babam doktordu. İki amcam da doktordu. Bir eniştem de doktordu. O bana enteresan bir tavsiyede bulundu. Dedi ki oğlum dedi sen doktor olma. Sen dedi ya o zaman da fazla meslek yoktu. Ya mühendis ol dedi. Ya da avukat ol dedi. Ben de mühendis olmayı seçtim. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bu içten cevaplar için. Esra Hocam eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır acaba? Hüsnü Bey bize yine bir tercih tanıtım döneminde eşlik ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Açılışta da bahsettiğim gibi bugün kampüsümüze gelen ailenin atıf yaptığı bu Özyiğin efsanesinin dediğim gibi mimarı olarak Hüsnü Bey'de kendi vizyonunu, kendi beklentilerini, gerçekleşen hayallerini ve daha da gerçekleştirecekleri hayalleri bizlerle paylaştı. Hepimiz burada bu üniversitede hakikaten büyük bir tutkuyla emek veriyoruz. Buna öğrencilerimiz de dahil. Hep beraber el birliğiyle bugünkü başarıları elde ettik. Daha da niceleri gelecektir eminim. Yeter ki Hüsnü Bey'in bahsettiği gibi o tutkuyla, o sevgiyle yaptığımız işe olan ve sorumluluğumuza olan inancımızla yolumuza devam edelim. Çok teşekkür ederiz Hüsnü Bey. Bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Bilhassa bu çok hassas dönemde bu koronavirüs ten muzdarip olduğumuz dönemde sizin üniversitemizin hocalarını ve öğrencilerine sağlıklarına ne kadar önem verdiğinizi biliyorum. Öğrencilerimize de aday öğrencilerine onu söylemek istiyorum. Sizlerin sağlığından da biz sorumlu olacağız. Özyeğin Üniversitesi'nin sizlere en sağlıklı ortamı sağlayacağını taahhüt ediyoruz. Bu arada sizlere, öğrencilerin ebeveynlerine teşekkür etmek istiyorum. Bir öğrenciyi üniversite hayatına getirmenin Türkiye'de ne kadar
özveri istediğini biliyorum ve dolayısıyla da ebeveynlere teşekkür ediyorum. Öğrencilere de ne seçimi yaparlarsa yapsınlar, üniversite veya meslek olarak mutlu olmalarını ve de sevdikleri işin peşinde koşmalarını tavsiye ediyorum. Hepsini de gözlerinden öpüyorum. Seçimleri hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler Hüsnü Bey. Sevgili katılımcılar, tekrar bizlerle vakit geçirdiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ederiz. Yerinde görmek istiyorsanız, henüz görmediyseniz kampüse de randevu alarak memnuniyetle gelebilirsiniz. Hepimiz buradayız. Sizlere üniversitemizi tanıtıp bu önemli kararı daha sağlıklı almanız için yardımcı olmak üzere buradayız. Sizlerin de yolu açık olsun. Sizin için en iyi kararla bu süreci tamamlamanızı diliyoruz. Tüm Özyiğit Üniversitesi ailesi olarak. İyi akşamlar.